İyiyiz. Teşekkür ederiz. Evet, heyecanlıydık. Evet. Hala heyecanlıyız. Son saniye neler söylemek istersiniz? Bayağı çalıştık. 1,5 aylık bir prova sürecinden çıktık. Bugün ilk defa işte seyirci karşısındayız. O yüzden çok heyecanlandık. Evet. ama güzeldi. Mutluyuz yani. Aynen öyle. Olarak. Oyunu seyredenlerden de çok güzel bir tepki kaldılar. Var. Yani evet, öyleymiş. Çok evet. İnsanlar herkes çok beğendiklerini söylediler. Evet, tatlı bir oyunumuz var. Yani güzel bir oyunumuz var bizim. Aynen. Yani. Oyunun devamı falan. Tabii artık bayağı uzun oynayacağız. Hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında çeşitli sahnelerde oynayacağız. Yani bir programı var, takip edebilirler. Bu kış oynayacağız tabii. Gözüküyor şu an. Birlikte beraber yine başka bir projede. İşte dizi yapalım. Dizi yapalım. Bundan sonra biz ayrılmayacağız. Biz bu ikili. Karar verdik. Bizi alan işte. İkili oldu. Bir alan yanında neresi de inerse o abi. Öyle bir takılacağız. Biz çok güzel gerçekten hani kıymetli bir şey. İyi bir birliktelik olması, yan yana gelmek. O enerjini aynen tutması. Biz de çok mutluyuz. Evet öyle. Aynen. Aynen. Bu projede tanıştık ve iyi ki tanıştık. Evet. 2019'u bitiriyoruz yani. Çok kısa bir süre kaldı. Evet. Nasıl geçti sizin için? 2019 kendi adıma ilk başları çok sıkıntılıydı. Sonlara doğru güzel şeyler olmaya başladı. İnşallah 2020 çok daha güzel gelsin istiyoruz hepimize yani. Aynen öyle. Yani biraz zor bir seneydi benim için de kişisel olarak. Ama yeni bir sene, yeni umutlar. Herkes için çok güzel olsun. Size de iyi yıllar. Hepinize iyi seneler. Ben şunu söylemek istiyorum. Birçok dizi oyuncusu bu sene daha bir fazla ağırlık vermeye başladılar. Tiyatro. Evet. Güzel. Evet. Yani siz neler söylemek istersiniz? Yani tiyatro için bu sene daha bir ağırlık verildi. Yani tiyatro çok güzel ve bir sürü insanın oynuyor olması ya da bir sürü tiyatronun açılıyor olması. Şimdi bir tiyatro yapımcılığı diye bir şey başladı. O da çok güzel bir şey. Çünkü bunun böyle bu şekilde yapılıyor olması seyirci için de çıkan iş için de güzel bir şey. Yani tiyatro yapmanın kimseye bir zararı olmaz zaten. İyi ki yapıyor herkes. Evet. Çünkü dizide oynayanlar dahi şu anda tiyatroda da evet oynayabiliyor. O programlar ayarlanabiliyor. Ama oyuncu da şeyden yakınıyordu. Mesela hani dizilerin saatlerinin geç olması, setlerde daha fazla vakit geçirmeleri. Ama o artık bildik bir şey yani. Hani bu yıllardır böyle yani buna diyecek bir şey yok. Biz bir şekilde yapabiliyoruz. Yapan da çok insan var, ne güzel. Siz de her ikisini de yapıyoruz. Evet, yapılabiliyor.